Herkese merhaba. Bu benim 6 sene önce yaptığım, kendi içinde yaşadığım süper kerpiç yani süper adobe evin bugüne kadar pek içini gösteremedim. Çünkü genelde iç hep dağınıktı. Ee, genelde yalnız da yaşadığımdan dağınık bir adamım biraz. Ee, farklı kanallarda mesela Muratça'da bazı belgesellerde, TRT'de falan bilmiyorum denk geldiyseniz görmüş olabilirsiniz ama karar verdim ki biraz içeriği toplayıp size içeriği göstereceğim. Kendim pek son detaya dikkat etmeyen bir adamın Biraz mühendis kafası var. Bir şey çalışıyorsa o şekilde bırak gibi. Yani o son dekora, son dokunuşlara e, hakim değilim. Hadi gelin şimdi size 6 senedir yaşamış olduğum süper kerpiçemin içini, avantajlarını ve dezavantajlarını göstereyim. Evet burası evimizin salon dairesi. Artık daire galiba tam anlamıyla burası için uygun oldu. Ee, yaklaşık 7 metre çapında. Fakat bu dairenin içerisinde salonun dışında banyomuz, tuvaletimiz ve açık mutfağımız bulunuyor. Biz bu evi yaklaşık 2018 yılında e, Kazakistan'da tanıştığım bir mimar, İngiliz bir mimar Paul evet. Richards'ınla yapmaya başladık daha doğrusu o hep buradaydı bize o öğretti bana da bu evin ilk yapımını bunda o öğretmiş oldu. Evin tasarımı şöyle 7 metrelik bir tane dairemiz var. Salon, mutfak ve banyoyu barındıran. 3 metre çapında küçük bir müzik odamız var. Şimdi müzik odası oldu. Bambaşka şeyler için düşünüyorduk ama sonunda müzik odası haline geldi. Ve 5 metre çapında yatak odamız var. Yatak odamız 2 kat 2 kat olduğu için ve yukarıya doğru kubbe daha hızlı içeriye girdiği için tabii ki üst kat yaklaşık 3,5-4 metre civarında olmuş oluyor alanı. Bir de merdiven geldiği için iyice küçülüyor. Salona kubbe demiyorum farkındaysanız. Çünkü salon burada duran eski yıkılmış bir tane zeytin ağacı tarafından. Aslında ve sedir ağaçlarının diğer tarafı sıkıştırılmış toprağa dayalı. Orta kısmı da bu zeytin ağacı taşıyor. İsmi Atlas. Bütün bu yükü taşıdığı için. Bu kısım 7 metre çok büyük olduğu için bunun da kubbe olarak giderseniz yani yaklaşık 8-9 metrelik bir kubbe haline geleceği için burayı bu şekilde bitirdik. Sedir ağaçları ve zeytin ağacının desteğiyle bir teras yaptık. Bu sayede üstte kocaman bir aslında 7 metre çapında bütün bir alan terasa ayrılmış oldu. Sıcak günlerde pek kullanamasak da kışın ve bahar ve sonbaharda gayet hoş bir alan haline geldi. İnsanlar orada gidip yoga, pilates gibi e, istedikleri sporları yapabiliyor. Hemen bu bir iki tane kubbe bu büyük dairenin sahne ve soluna e, kilitlenmiş bir şekilde bağlanıyor. Bunlardan sağ tarafı bahsettiğim gibi aslında üç katlı olan benim yatak odam. En alt kat toprağın altına gömülü. Burası bir ee, toprak altı mahzen gibi bir şey oldu. Şu an solucan gübrelerimizi yaptığımız yer. Ee, ve aynı zamanda benim depom gibi bütün bahçe malzemelerini, cihazları falan, makineleri orada tutuyorum. Sol tarafına da 3 metrelik bahsettiğim gibi gene bir tam bir kubbe olan müzik odası e, bağlandı. Bu kubbelerin biz tepelerinde 1 metrelik boşluk bırakıp cam koyduk. Tamperli bir cam. Fakat yeni de bunu yapmadım çünkü şunu söyleyeyim size böyle sıcak yerlerde Üzerine ne kadar şey yaparsanız yapın film falan da yaparsanız yapın Evet içeriye aydınlatıyor ama bir o kadar da ısıttığı oluyor yukarıdan Direkt güneş tepeden indiği için Burası müzik kubbemiz Kubbe olduğu için aslında kubbeler bir amplifikatör görevi geliyor caminin kubbeleri gibi Tam ortasında duydu durduğunuzda aslında biraz delay'li de olsa bir ses alıyorsunuz tam ortasında ama dışarıda müzik daha da iyi oluyor. Ortasında mesela davul çalmak çok zor. Farkındaysanız pencerelerimiz yuvarlak veya kıvrımlı hatlara sahip her yerde. Biz bu evde daha çok yuvarlak yaptık. Diğer evde üstü kemerle alta doğru inen şekilde yaptık. Bu yuvarlak camlar ben de çok isterdim ahşap doğrama olsun ama herhalde eve harcadığımız para kadar bütün doğramalara harcadık. E, alüminyum doğrama bu şekilde gemi şişi şey gibi ortadan açılabiliyor. İki tür açılan böyle yuvarlak cam yapabiliyorlar. Birincisi bu. Biz bunu burada şöyle bir şey seçtük çünkü ikincisi mutfakta göreceksiniz zaten ortada bir kemer atılmak zorunda ki üstten camı açabilelim. Ama o zaman o ortadaki kemer biraz izleyeceğiniz manzarayı bölmüş oluyor. Burası böyle bir oda genellikle işte benim hobim böyle kendi kendine müzisyen diyorum meditasyon amaçlı gibi piyano, gitar, davulu pek misafir olduğunda çalamıyorum. Çaldığımda da bu içeriden ziyade dışarıya çıkarmayı tercih ediyorum. Gitarlarım var. İlk gitarla başladım sonra piyano çaldım. Mutfağı tamamen aslında kendim yaptım. Bu burada da e, workshop yaptı Atölye yaptığımız zaman falan insanlara gösteriyoruz. Ferro sement dedikleri yöntemle yaptım. Basitçe e, demir iskeletleri kurup, ondan sonra kalıplar koyup, e, aslında videodan görüyorsunuz en son toz gibi e, kümes teliyle sarıyoruz. Ondan sonra kalıbın arkasından çimento döküyoruz çok ince bir katman fakat çok sağlam bir yapı haline geliyor ve istediğiniz şekilde her şeyi yapabiliyorsunuz aslında. Buna ev yapanlar da var. Ferrosementle bu payandadan Böyle bir böyle altın oranına benzeyen bir şekil yapmaya çalıştım. Burası bizim dış mutfak tezgahımız oldu. Mutfak da aynı şekilde iskeletlerini yaptım. Bu iskeletleri yaparken tabii ki bunlar için yer ayırmak zorundasınız. Tamamen ferro sementten yapılmış beton bir mutfak oldu. Üzerlerindekiler ahşap. Bu ahşabı korumak için biz epoksi döktük. Gayet de uzun yıllar... 4-5 senedir hiçbir şey olmadı. Uzun yıllarda devam edecek diye düşünüyorum epoksi sayesinde. Dolaplarımızı Oktay Usta yaptı. Ee, ev yuvarlak olduğu için, kıvrımlı hatta sahip olduğu için bunun gibi kare dolapları aslında duvara oturtmanız ve dengede tutmanız çok zor. O yüzden biz L şeklinde önce bir profil bunları taşıyacak şekilde arkaya profil sabitledik. Ondan sonra dolapları bu profile oturttuk. O sayede hiç olmazsa dengede oldu. Evet mutfağımız bu kadar. Ferro yaptığımız için bunun tek dezavantajı kapak. Biraz da böyle şekli hep kıvrımlı olduğu için ve ben ahşabı böyle bükmeyi falan bilmediğim için ıslatıp Kapak olmadığı için biz eski bizim köylerde evlerde olduğu için bez kumaşla şey yaptık yer yaptık. Bu da buradan çıktı. Şu an tabi yaz modundayız. Hatta dışarıda hava yaklaşık 38 derece. Ee, kış modunda bu arkamda gördüğünüz aslında buranın payandasından uzanan kısmı, Paul buranın mimarı şömine olarak tasarladı. Fakat sonra ben kuzine'nin rahatlığından sonra kuzine sobanın rahatlığını gördükten sonra e, bu koltuk karşıya kitap okuma yerine geçiyor. Buraya kuzine soba geliyor. Buradan gene şömine için açtığımız e, soba yolundan da baca yoluna da e, boruyla uzatıyorum. Ama yazın tabi şu şeyi e, kuzine sobayı kaldırıyorum. Evin içerisinde gerek yok. Hatta kışın hallar seriliyor. Evet, burası banyomuz ve tuvaletimiz. Biz buranın evet bir kısmını içeriden aldık. Ama Paul, bu gördüğünüz duş kısmını, bu maviyle kaplanmış duş kısmı da aslında yarım bir kubbe. Dışarıdan daha rahat anlayacaksınız görüntülerden. Ee, ona ayrıca bir böyle bir metre çapında toplamda bir metre çapında bir küçük yarım bir kubbe ayırdı. Duşu da oraya çıkarmış oldu. Böylece daha büyük bir alana sahip oldu banyo. Ee, aslında tam işte bir tane duşluk ve gördüğünüz gibi bir lavabo ve klozetten oluşuyor e, banyo. Küçük, ufak gayet de yetiyor. Kuzey tarafına yapıldı o yüzden en serin tarafta banyo oldu bu sahibi. Bu evin yapımı alt katı yani yatak odasının en alt toprak altında kalan mahzeni saymazsak bütün bu üst tarafı sahada geçirdiğimiz zaman 28 gündü. Tabii ki durduk aralar verdik yağmurlar yağdı, çamurlar oldu. Ağacı yapmak için ben durdum ettim. Yani yaklaşık bir ay sürdü diyelim. Bunun hızlandırılmış bir videosu var videolar kısmında. Sanırım buraya da koyabiliyorum. Tabii böyle bir evi aslında biraz her şeyden uzak bir yerde yaparken en büyük zorluk e, o kadar çok şey eksik içerisinde bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ki düşünün suyunuz yok, elektriğiniz yok, hiçbir şeyiniz yok. Ee, en zorlayıcı kısmı o tuttu diyebilirim size. Avantajlarına ve dezavantajlarına gelelim. Gördüğünüz gibi duvarlar yaklaşık Sıvasıyla birlikte ki bu sıvada e, kerpiç de var. Kerpiç sıva da var hatta. Yaklaşık 42 santim oluyor en son hali. Bu 42 santimin %90'ı toprak ve toprağın izolasyonu gayet iyi. Aynı zamanda yanmaz. E, evet bu evi kare dikdörtgen de yapabilirsiniz ama dairesel kubbe yapısından dolayı önerdikleri şey bu. Depremlere gerçekten Dayansın istiyorsanız ki bu konuda artık yaşanmış deneyimler de var bu evlerin gerçekten çok büyük depremlere 7.5 8.1 gibi depremlerde bile hasar almadan çıktığı kanıtlandı. Hatta böyle bir galiba Pegasus çocuk evi var doğuda bir yerde böyle bir depremden hiçbir yara almadan 90 çocuğu kurtardı bu evler. Depremlere tamamen dayanıklı olmasını istiyorsanız bu yuvarlak kubbe formunu tercih etmeniz gerekiyor. Çünkü yapısından, geometrisinden dolayı ve ağırlığın çok güzel dağılımından dolayı bu evler depremlerde gerçekten çok sağlam. gene yuvarlak yaptığınız müddetçe düşünün e, sele karşı, bu arada yangına karşı zaten toprak yanmayan bir şey. E, gayet e, bu tip felaketlere karşı sağlam bir ev. En büyük artılarından biri. İkinci artı mevsimsel şeylerde biz e, Bodrum'da tuğla evlerde kışın soba yakanlar sobayı söndürdükleri an evin içi soğuyor mesela. Ben akşam 5'ten sonra soba yakıyorum çok soğuk olan günlerde. Gece 12-1 gibi soba kendiliğinden işte artık kapatıyorum 2-3 gibi sönüyor. Ertesi gün akşam 5'e kadar gayet evin içi sıcak kalıyor. Tabii aşırı böyle eksi onlar falan biliyorsunuz Bodrum'da da yok aralarındaki fark yazın aynı şekilde öyle öğlen en sıcak zamanında dışarısı 40 dereceyken içerisi 31-32 derecelerde rahat kalabiliyor. Klimayı çok hafif açarsanız ya da pervaneleri bu hemen aşağı inebiliyor ve ısı tutuyor içerisinde. E, tabii ki izolasyonu dış izolasyonu doğru yapmanız lazım. Bizim ilk sene o doğru olmadığı için kendim sıvamı yaptığım için biraz bilmeden amatörçe içeriye Koyduğumuz e, kerpiç duvarda işte saman var ya içinde yeşil yeşil bütün buğdaylar çıkmaya başladı. Bütün ev böyle çim gibi oldu duvarlar. E tabi sonra ama bahardan sonra yaz gelip kuruyunca hepsi kurudu döküldü falan. Sonra üzerine bir katman bir de fileyle güzel sağlam bir doğal bir sıva yaptık. Şimdi gayet rahat gördüğünüz gibi duvarlar hani normal bir evin duvarları gibi gözüküyor. Ee, en büyük avantajlarından biri şeklini, şemalini, her şeyini istediğiniz gibi belli başlı geometrik kurallara uyarsanız yapabiliyorsunuz. Bu her şekilde olabiliyor. Dış duvarlarımı gördünüz. Ee, bahçe duvarlarım sıvamadım bile üstünü. Yaklaşık 6 senedir o da. Ee, o şekilde yağmur, çamur, kar her şeyi gördü. Seller, fırtınalar. Fakat sapa sağlam durduğunu görüyorsunuz. Sıvayınca tabii çok daha sağlam oluyor. İstediğiniz şekilde evlerinizi yapabiliyorsunuz ve büyük bir normal hani normal bir şantiyede olan o mühendislikler biraz daha kendini geometrik kurallara bırakıyor. Belli başlı 6-7 kuralı takip ederseniz bu evleri yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki bir kenevir ev gibi ya da saman balyası ev gibi değil. Toprak ve sıkıştırılmış Toprağı sıkıştırabilmek için bayağı büyük bir e, fiziksel güce de gerektiriyor. İnsan gücü de gerektiriyor. Ama o yüzden hani büyük ailelerin veya imece usulüyle insanların yapabileceği bir ev. Ve yerel ürünler kullandığınız için çimento bu işin içerisinde. Bu arada çimento kullanmanız şart değil. Bunu yüzde otuz kille de karşılayabiliyorsunuz. Tabii ki bu sefer çok daha dikkatli olup kendi toprağınızın içeriklerini ve bu kilin doğru oranda karışımını yapmanız gerekiyor. Biz biraz bunlardan sakınmak için direkt madenden stabilize kum alıp %10 oran çimentoyla yani 1'e 10 oranında çimentoyla kullandık. E bu sayede çok az bir çimentoyla bu yüzden ekolojik diyorlar. Yani hiç abartılmadan sadece kullanılması gerektiği kadar bir çimentoyla gayet sağlam bir yapı yapmış oluyorsunuz. Stabilize kum gayet ucuz bir kum, ee, öyle ince kum falan gibi değil. Ee, i̇şte tonu 140-150 liralardaydı en son ve 55 metrekare için 80-90 tonla yapabiliyorsunuz. Yerel ürünler, yerel malzemeler ve çok içerisinde demir müemir hiçbir şey barındırmadığı için gayet de uygun ve bazı tekniklerle işte yutonkları kullanarak ya da ferrosemen teknikleriyle de kendi alanlarınızı, tezgahlarınızı yapmanız. Tabii ki dışarıya yaptırmanızın onda birine belki denk geliyordur. Hatta belki daha ucuz. E, bu sayede hani daha esnek e, ekonomi şartlarında bu evler e, gayet yapılabiliyor. Ve içerisinde rahat edebileceğiniz evler halinde yapılıyor. O yüzden hani e, bilmiyorum bir tiny house metal iskeletlerin olduğu bir evi ısıtmak soğutmak yani doğal malzemelerden çok farklı olduğunu düşünüyorum. Biz bu sebepten dolayı da yuvarlak formları seçtik. Kubbe formlarını hani bir kare edik dörtgene nazaran. Ee, aslında biraz Gaudi'den esinlendik. O da diyor ki doğada her şey kıvrımlı hatlara sahip. Hiçbir şey köşeli değil. O yüzden de bizim yaşadığımız alanlar da biz de doğanın bir parçasıyız. O yüzden yaşadığımız alanlar da böyle sert köşelere sahip olmamalı. Uyum içerisinde olabilmemiz için. Biz o yüzden bu formu seçtik. Tabii siz de isteğinize göre istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Olumsuz yerlerine gelelim. Öncelikle böyle bir şeyi girip de bir müteahhite verip de öyle hani al bana yap diyemiyorsunuz. O bahsettiğim 7-8 tane olan belli başlı kuralları, bazı deneyimleri öğrenip ya bu işin başına kendiniz geçip yövmeyelik işçilerle ya da ailenizle, arkadaşlarınızla, gönüllülerle yapma şansınız var. Ama hani birine gidip de sen al yap. Aslında böyle bir ekip de kuruluyor. Ee, bilmiyorum burada gelip öğrenenler bu işi böyle şekilde yapmak isterler mi? Ee, i̇kincisi eğer dairesel yuvarlak hatlar seçerseniz bu sefer girip de böyle basitçe Ikea'dan bir yerden mobilya almanız çok zor. Evet bazı büyük kubbelere yani çapı büyük yerlere daha kolay oturtuluyor. Ee, bazı dolaplar falan bazı köşelere giriyor. Burada görebilirsiniz bizim işte antik dolabımız var. Ee, burada gördüğünüz kitaplığı zaten kendim yaptım. Gene duvarı yani dümdüz değil aslında gördüğünüz gibi. Ee, duvarı takip ediyor. Ee, mutfak o şekilde ferro yapıldı. Yani düz bir hatlara sahip olmadığı için gidip de bir yerden öyle basitçe dikdörtgen bir şey kestirip yapamıyorsunuz. O yüzden ya bu işleri biraz kendiniz yapmanız lazım ya da biraz pahalı marangozlarla çalışıp bütün bu evinizin için işte kıvrımlı mıvrımlı da yapabilirsiniz. Bu tamamen bütçeye bağlı olan bir şey. Ama gidip de bahsettiğim gibi iki Ikea'dan hadi gidip de bir koltuk alalım derseniz veya bir şey bir büyük bir kitaplık evinizin oturmayacaktır ya da arkasında bir boşluk olacaktır biraz sırıtacaktır ne seçti. Öyle kolayca seçemiyorsunuz mobilyalarınızı. Evet bu bölümün de sonuna geldik. Bizi takip edip beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde bu ev için yaptığımız tüm geri dönüşüm sistemlerine, kirli su atıklarını nasıl geri dönüştürdüğümüzü ve evin tüm teknik detaylarını öğrenebileceksiniz. Hepinize iyi günler.